Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Walking Dead, Dead üzerine odaklanacağım bir video ile karşınızdayım. İkinci sezon için resmi olarak oyuncu kadrosu açıklandı ve bu gerçekten heyecan verici bir gelişme. Yeni karakterlerimiz var ve henüz çok fazla detay paylaşılmamış olsa da bilinen şu ki karakterlerden biri serinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir yer tutacak. Şimdilik bu karakter hakkında pek çok şey bilmesek de düzenli olarak dizide yer alacağını ve ikinci hatta üçüncü sezonda da önemli bir rol oynayacağını söyleyebilirim. İkinci sezonla ilgili başka bir heyecan verici konuysa Negan karakterinin bir erkek kardeşin olup olmayacağına dair spekülasyonlar. Bu fikir biraz uçuk kaçık gelebilir ama üzerine düşünmeye değer. Hazırsanız bütün bu konulardan bahsedelim. Kanalımı beğeniyseniz sizler de beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öncelikle gelelim oyuncu kadrosuna. Bu bilgiler Deadline'dan alındı. Sans of Anarchy'den tanıdığımız Kim Coates, Lauren Cohen ve Jeffrey Dean Morgan'la birlikte Walking Dead'in Destiny'nin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Rolün detayları henüz gizli tutulsa da oldukça önemli bir karakter olacağı söyleniyor. Bu özellikle Kim Kotsun Sans of performansını düşününce gerçekten heyecan verici bir gelişme. Kendimizi Walking Dead dünyasını kaptırdığımız bu dönemde serinin ayranları olarak her yeri gelişmeyi büyük bir merakla takip ediyoruz. Kim Kotsun katılımı serinin genişleyen evrenine yeni bir derinlik katma potansiyeline sahip. Sans of Anarchy ve Walking Dead gibi ikonik seriler arasında bağlantılar kurmak oyuncu seçimleriyle serinin evrenini zenginleştirecektir. gün karakterinin geleceği ve potansiyel yeni hikayeler serinin hayranları için tartışmaya açık konular olarak kalmaya devam ediyor. Bu yeni sezonda bizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızım. Negan karakterinin ne kadar karizmatik olduğunu biliyoruz ve insanlara karşı tutumunu da liderlik vasıflarıyla dolu biri. Diğer yandan Maggie'nin tekrar hayatını kontrol altına aldığını ve Hershel odaklandığını görmekteyiz. Şimdilik hayatı sadece anne olmak ve Herschel'le ilgilenmek üzerine kurulu ve bu onur hikayesinin bir parçası. Yeni Babil'den gelişen başka bir hikaye daha var. Bu yıl içerisinde bu türden gelişmelerin yaşanması muhtemelen ama bu karakterin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Çünkü Jeffrey Dean Morgan'ın kimyasının mükemmel olduğuna inanıyorum. Bu noktada olasılıklar üzerine düşünürken Negan'ın aslında bir erkek kardeşi olabileceği fikri heyecan verici. Elbette biliyoruz ki Here's Negan bölümünde onun tek çocuk olduğunu öğrenmiştik. Ama yine biliyoruz ki çizgi romanda Rick Grimes'ın da bir erkek kardeşi vardı. Çizgi romanın başlarında Lori'nin küçük kardeşi Jeff hakkında birkaç satır olduğunu hatırlıyoruz. Rick ondan hiç bahsetmedi. Walking Dead çizgi romanı boyunca Rick'in bir kardeşi olduğu hiç gündeme gelmedi. Televizyon serisi de yine aynı yolu izledi. Dizide eğer ki Rick'in bir erkek kardeş olduğu fikri ortaya atılsaydı büyük ihtimalle çoğunuz reytingler için ne kadar da çaresizsiniz bulu bulu bunu mu kaldınız diyebilirdik. Çünkü Andrew Lincoln Rick Grimes karakterini her sezon oynamak istemeyebilir. Jeffrey Morgan'ın hikayesi ilk sezonda veya benzer bir zaman diliminde geçen bir replik olmadıkça yapılmadı. Bu da büyük bir sebep olabilir. Negan'ın aslında bir erkek kardeş olma hikayesi gerçekten yaşanırsa birçok karakterin gerçekten kardeşlere sahip olmadığı göz önüne alındığında kesinlikle ilginç olacaktır. Zeril, Maggie ve diğer ikonik karakterlerin çoğunun kardeşleri var. Ama Negan söz konusu olduğunda bu fikrin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu pek çok kişinin ilgisini çekebilecek bir ilginç bir konu olabilir. Kim Coates'un oyuncu kadrosuna dahil edilmesi bu rolü üstlenebileceğini bence gösteriyor. Şimdi bu teorinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz ama bence bunu tartışmaya değerdi. Negan hikayede bu tür bir gelişme izin verebilecek tek bir karakter olabilir. Karakter hakkında çok şey öğrendik ama geçmiş hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Eğer gerçekten bir kardeş olsaydı bence bu çok mantıklı olurdu kim olursa olsun onlar hiç bahsetmemesi ya da birbirlerinden hoşlanmamaları mantıklı olabilir. Oyuncu kadrosu gerçekten inanılmaz gözüküyor önümüzdeki aylarda muhtemelen Comic Con'da bir teaser bekliyor olacağız çünkü çekimlerin bu hafta veya gelecek hafta başlaması bekleniyor. Bütün bu gelişmelerle neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım önümüzdeki hafta Pazartesi ya da Salı günü Volmide Dest'in ikinci sezon çekimleri başlıyor. Bu süreç hayranlar için oldukça eğlenceli olacak ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Film çekimleri sırasında özel özellikle de Walking Dead gibi büyük bir seride setten fotoğraflar ve çeşitli bilgiler sızabiliyor. Çünkü hayranlar yapılan her şeyi merak ediyorlar. Son zamanlarda bu ilgi biraz azalmış olsa da yan ürünlerle birlikte yeniden canlandı. İnsanlar herhangi bir yenilikten kesinlikle heyecan duyduğunu söyleyebilirim. Death City herkesin beğenmediği bir dizi olabilir bunun nedeni hikayenin basitliği çünkü. Ama ben şahsen seriyi Kıyamet sonrası New York stilisinin kanalizasyonlarında geçen hikayesiyle oldukça ilgi çekici buldum. Bu benzersiz ortam bence bu diziyi özel kılıyor. 2. sezonda hikayenin daha da ilginç hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu kadrosu ve karakterlerle ilgili bazı eleştiriler var ama bu eleştiriler geliştirilebilir. Örneğin Dama ve Armstrong gibi karakterler ilk sezonda dikkat çekti ama gelen oyuncu kadrosunu daha ilgi çekici hale getirmek de mümkün. Daryl Dixon gibi yan karakterler seriyi daha da zenginleştiriyor. İzleyiciler arasında hızla popüler olan Isabel gibi karakterler Walking Dead evreninde önemli yer edinebilir. Hikayenin nereye gideceği elbette karakterlerin rollerine ve girişimlerine de bağlı. Seriyi geliştirmek ve daha heyecanlı kılmak için yeni usullar eklemek gerekiyor. Dwight'ın ikinci sezonda yeniden ortaya çıkması bu heyecanı artıracaktır. Genel beklentim Dwight'ın sezon sonunda belirip üçüncü sezonda daha da önemli bir rol alması yönünde. Her serinin sunduğu farklı hikayeler var. Maggie ve Negan'ın bir araya gelmesi gibi bazı usullar eleştirilse de her biri kendi izleyici kitlesine hitap ediyor. Dead City, ve Carol'ın hikayelerinden çok farklı bir yere sahip ve bu çeşitlilik seriyi zenginleştiriyor. Oyuncu seçimi ve hikaye gelişimi açısından da Dead City'nin konusunu ilginç hale getirecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Scott Gimple'ın seriyi daha temel bir noktaya taşımak istediğini belirtmesi bu yeniliklerin bir parçası olabilir. Herkes için bir şeyler sunan bu evrende Destiny'nin kendine has bir yeri var ve bu potansiyeli daha da geliştirmek seriyi izlemeye devam etmek için bir neden olacaktır. Bir yandan Walking Dead gibi dizilerin devam etmesi gerektiğini kesinlikle inanıyorum çünkü insanlar bu hikayeleri gerçekten seviyor. Walking Dead insanların bu tarz hikayeleri olan ilgisinin kanıtı gibi. Dizinin en ilginç önlerinden biri ona nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak oldukça karmaşık bir yapıya sahip sahip olması adeta dizinin iki ayrı bir yönü varmış gibi bir yandan hikayenin sadeliğini ve reklamışın ve odaklanılmasını seven bir kitle diğer yandan yandansa CRM olaylarına ilgi duyan bir grup var. Bugünkü comicbook.com'da yayınlanan bir inceleme gördüm ki oldukça ilgi çekiciydi. İnceleme dizinin finalinin aceleye gelmiş gibi olduğunu ve yaşayanların finalinin genel kalitesinin daha yüksek olduğunu belirtiyordu. Ben de bu görüşe katılıyorum. The Vans serisini gerçekten sevdik. Final bazı yönleriyle hayal kırıklığı yaratmış olsa da genel olarak diziyi çok beğendim. Özellikle de Rick ve Mission'a yapılan odaklanmayı kesinlikle güzel buldum. Ama CRM hikayesiyle ilgili daha fazla detay bekliyordum. Eğer gerçekten bir Rick ve Mission hikayesi yapacaksak CRM unsurlarını tamamen ortadan kaldırmamak daha iyi olurdu. Bazı karakterleri devam ettirmek hikayeye kesinlikle daha da zengin bir katman ekleyebilirdi. Genel olarak toparlamak gerekirse Destiny'nin ikinci sezonun ilk görüntülerini görmek için sabırsızım. Bu dizi için büyük bir heyecan içerisindeyim. Ama muhtemelen dizinin yayınlanmasına yaklaşık 10 ay daha var. Fragmanlar ve tanıtımlar da dahil olmak üzere tüm bu içerikleri bekleyeceğiz. Belki de dizi bu yılın sonunda ekran ekranlara gelebilir ama muhtemel olanı Şubat 2025 civarı gözüküyor. Bu Walking Dead ve The Bounce ve aynı çizgide olacaktır. Daryl Dixon'ın serisinin ise bu çıkması bekleniyor ve tahminime göre her 6 ayda bir yeni bir spin-off serisi yayınlanacak. Bu Walking Dead evrenin genişlemesi açısından heyecan verici bir dönem olacak. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.